Öncesinde bugünkü açılışla ilgili beklentileri aktaralım. Ahlatçı Yatırım'a dönüyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizimle beraber. Tonguç Bey, tabii dün içeride BDDK sonrası banka hisselerinin hareketini takip ettik. Yanı sıra tahvil tarafında ciddi faiz geri çekilmeleri yaşandı. Ve yurt dışında Amerikan tipi ham petrolde fiyatlama kısa vade içinde olsa ilk defa eksiye geçti. Bugünkü piyasa açılışından beklentilerinizi nasıl şekillendirir? Evet Zeynep, günaydın. Haftaya doğru söylüyorsun. Aslında virüs salgını sonrasında, yani neredeyse benzer zamanlama içerisinde bir Suudi Arabistan-Rusya gerginliği sonrası petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle de aslında bir nebze tansiyonun yükseldiğini görüyorduk ki dün de nispeten yine aslında hem Amerikan petrolü, Brent petrol arasındaki makasın açılması, hem vadeli tarafta özellikle Amerikan petrolünün negatife dönmesi bazı vadelerde, biraz daha borsalarda buna bağlı olan şirketlere, özellikle risk yaratabilecek belki petrol fiyatı ile ilgili ülkelere biraz da baskı yarattığı bir süreç yaşıyoruz ve bunun da hem Uzak Doğu'da hem Amerika piyasalarında biraz daha negatif bir başlangıcı var. Biz içeride de Borsa İstanbul açılışını konuşursak tabii ki doğal olarak burada neredeyse 99 bin seviyelerine yakın bir yerde kapanış gerçekleştiren Borsa İstanbul'da da vadeli tarafta bir negatiflik söz konusu. Dolayısıyla güne de biraz daha negatif başlayacağız gibi gözüküyor. Dünyada ki gelişmeler bundan sonra Perşembe günü biz 23 Nisan nedeniyle kapalı olacağımız günde biraz daha PMI verilerine ve özellikle Avrupa Liderler Zirvesi'nde yeni bir paketin çıkıp çıkmayacağına odaklanırken biz de çarşamba günkü, yani yarınki Merkez Bankası toplantısına odaklanacağız. Buradan yurt içine genel anlamda dönersek, aslında BDDK adımı sonrası bankacılık sektöründe daha önce zorunlu karşılıklar değişikliklerinde gördüğümüz biraz daha yatay bir bekleyiş varken, aslında bu belki kararın kredi tarafında biraz daha canlandırıcı etkisi olacağı beklentisiyle ve biraz da aslında son gelen satış rakamlarıyla hafif gıda fiyatlarında ve özellikle sanayi şirketlerinde de bir nebze pozitif bir görüntü vardı dün. Aslında belki bugünkü bir negatif açılış sonrasında eğer özellikle Uzak Doğu ve sonrasında Amerika borsalarında çok net negatifler görülmezse, yani geri çekilmeler görülmezse, 97 bin seviyesinde hala tutunan bir Borsa İstanbul görürüz ve büyük ihtimal kısa bir haftada 97-100 bin hareketimiz çok değişik bir haber akışı yeniden piyasayı strese sokmazsa devam eder gibi gözüküyor. Ama 97 bin altında da 95 bin seviyesi her zaman ikinci bir destek olarak gözüküyor. Şimdi kur tarafına da bakarsak yurt içi piyasalarda özellikle tahmin ediyorum dördüncü gün, yani o 6.95 direnç bölgesine yakın yerlerde seyrediyoruz. Burada da özellikle bence yarınki toplantıda işte dün gördüğümüz o gösterge tahvildeki 3 puan aşağı hareket BDDK kararı sonrasında yeni bir faiz indirimini 50 ya da 75 puan getirebilir. Belki bunu yarın konuşuruz ama bunun kur üzerinde hafif bir etkisini ve özellikle kredi kanalının la ilgili, yani Türkiye'nin döviz ihtiyacı ile ilgili herhangi bir haber akışında kısa dönemde gelmemesi bir nebze kuru da 6.90, 6.97, 6.98 hareketine bugün götürebilir. Yani kısa süreli veya kısa zamanlı bir yükselişler görebiliriz diye düşünüyoruz. Belki global piyasalarda, yani kur ve içerideki borsa sonrası, son olarak altına da değinmekte fayda var. Çünkü burada petrol gerginliğinin özellikle dolara ve Amerikan tahvillerine yönelişi biraz daha tetiklediğini, petrolün bu manada bir risk algısı yaratmasına rağmen altında hala 1680-1700 dolar aralığının fiyatlandığını görüyoruz. Burada kritik 1700 seviyesinin üstüne geçildikten sonra biz yeniden 30-35 dolarlık yükselişler görebiliriz ama son iki günde gördüğümüz ons altının 1680-1700 arasındaki hareketinde biraz daha dolara ve global piyasalardaki risklere artık fiyat olarak da tepki verdiği yönünde. Dolayısıyla piyasaların iyileşmesi, bence 1700 doların geçilmemesi sonrasında tekrar altın fiyatlarında kademeli bir aşağı yönlü hareketi de beraberinde getirebilir. Burada da 1680 bu aşağı yukarı hareket esnasındaki karar vermek için önemli bir pivot noktası olarak hala karşımıza çıkıyor. Ama bugün de 1700'e yakın seviyelerde altın fiyatı görmemiz çok şaşırtıcı olmayacaktır diyerek tamamlayayım Zeynep.
Alaçatı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş. Çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için.